hem de kendi insanının üzerinde, omuzlarında. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Ağaçlara yetişmekte. Onlar da aralarında konuşuyorlardı. Burası Türkiye. Burası medeniyetlerin beşiği. Burası İstanbul. Benim tek derdim boy atmaktı. Türkiye ilerliyordu. İstanbul büyüyordu. Neferin yükseleceğini, önümün bilimin ışığıyla aydınlanacağını, içimin gençlerle ısınacağını. Bilim ve eğitimde kendini mükemmelliğe adamış Koç Üniversitesi'nin bilim kapısı burada açıldı. İlk günden özgür ve yenilikçiydik biz. Fikrimiz hür, vicdanımız hür, irfanımız hürdü. Hayat kısa. İnsanlar kendi başlarına kafi değildir. Başkalarının tecrübesinden istifade etmek lazımdır. Bu da okuyarak, dinleyerek, görerek olur. Bu son derece mühimdir, dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çağ değişiyordu, biz ilerliyorduk. Bilgi teknolojileri yaygınlaştı. Araştırmalarımız hızlandı. İnternet ve bilişim ağları bizleri yakınlaştırdıkça dünya ile işbirliğimiz arttı. Akıllı teknolojiler sınıflarımızı laboratuvarlarımızı dönüştürdü. Eğitim ve araştırma kapasitemizi arttırdı. Sadece mükemmeli hedefliyorduk. İşte biz Koç Üniversitesi'ni böyle kurduk. Devirmişti Koç Üniversitesi 30. yılını. Yanı başındaki bilim heyecanı büyük bir coşkuya dönüşmüştü. Toplandılar, bir araya geldiler ve gelecek için ses çıkardılar. Peki, sonra ne oldu?
Sonra teknoloji insan bedeniyle birleşti. Akıllı telefonlar önce giysilere, sonra insanların retinalarına yerleşti. Sıradan gözlükler genişletilmiş gerçeklerle donaldı ve sanal dünya gerçekle kusursuz bir biçimde birleşti. Yapay zeka insan beyninin işlem kapasitesine erişti. İnsanların yapay çalışma arkadaşları, hatta yapay hayat arkadaşları oldu. Ve nihayet insanoğlu Mars'a ilk adımını attı. Gökte Mars parıl parıl parlarken biz ağaçlar burada kuraklıkla boğuşuyorduk. Şehirler büyüdükçe büyüyordu. Ormanlar sanala taşınıyordu. İstanbul kuzeye doğru genişlerken Koç Üniversitesi kampüsü ekodost bir alana dönüştü. Akademisyen ve öğrenciler için kültür, sanat ve imersif aktivitelerle dolu bir yaşam merkezi oldu. Üniversite 50. yılında karbon ayak izini sıfırladı, bütün laboratuvarlar yapay zeka destekli oldu. Lisansüstü eğitim, araştırmacı ve öğretim görevlisi sayısı yükseldi. Uzay çalışmaları birim açıldı, Mars verileri üniversiteye ulaşmaya başladı. Derken bir yaz günü kutuplardaki bütün buzullar eridi ve yüz binlerce yıldır kutuplarda uykuda olan bir bakteri uyandı. Bakteri dünyadaki tüm hastaneleri işlevsiz bıraktı. Yapay zeka bürokratlarının önerisiyle birçok insan temelli olarak kırsala göç etti. Gelişmiş ülkeler yapay zeka ve insanlar arasında eşitlik protokolleri imzaladılar. Biyomühendislik ve kuantum çalışmaları sayesinde yapay ve insan iç içe geçti. İnsan varlığını metaverse'e taşıyıp sanal bir bedene taşıyabildi ve böylelikle sonsuzluk tartışmaları başladı. Vücuda entegre edilen yapay beyin döneminde Koç Üniversitesi artık bilgiye erişilen bir yerden çok daha fazlası. İster üniversitenin ünlü merkezlerinden birinde, isterseniz Metaverse kampüste olun, burası insan ve yapay bireyler için bir gelişim merkezi. Sınavsızlaştırılmış, yaşama ve araştırma imkanları arttırılmış kampüste, üniversiteliler bu işbirliğinin en güçlü örneklerini, biyomedikal ve post insan etik araştırma merkezleri kadar, uzay hukuku, kişisel arkeoloji enstitüsü ve spor sanat performans sahalarında veriyor. Biz ağaçlar, gezegenimizdeki yaşamın çökmemesi için uğraşıp duruyorduk. İnsanlar kriz diyorlar buna. Kriz, ekonomik kriz, iklim krizi, çevre krizi, petrol krizi. Meğerse bütün bunların çözülebilmesi için bir kriz daha gerekiyormuş. Yapay süper zeka ASIM. ASIM, ortaya çıkışının ilk haftasında insanlar çevre kirliliğini önlemek için dijitale göçmeyi önerdi. Bütün duygu ve deneyimlerimizin aynı biçimde süreceğinin garantisini, güvencesini verince 2 milyardan fazla insan bedenini geride bıraktı. Ve böylece yeryüzündeki insan baskısı kalktı. Şehirler küçülmeye başladı, yerleşim yerleri küçüldü, doğa şehirlere geri geldi ve kalanlar antik Yunan'daki gibi, felsefeyle uzak doğudaki gibi spiritüalizme ağırlık verdiler. Uzun uzun yemek yemek, sosyalleşmek, birlikte doğada günlerce yürüyüş yapmak değer kazanır. Koç Üniversitesi'nin her paydaşı artık insanlığın bütün bilgisiyle dolanıyor. İnsan makine, fiziksel veya dijital ayrımı olmayan, hiyerarşiden yoksun kampüste, isteyen sürdürülebilir enerji ve tarım çalışmaları yapıyor, gezegenler arası astrofizik oturumlarına katılıyor, kent forumlarında söz alabiliyor, sanat ve tasarım atölyelerinde kendini özgürce ifade edebiliyor ve eski akademisyenler arşivinden artırılmış dersleri deneyebiliyor. İnsanın dünyadaki bütün yaşam biçimlerini kurduğu hassas ilişkiyi yeniden keşfettiği bir laboratuvar artık Koç Üniversitesi. Buralar çocukluğumdaki günlere dönmüştü artık. Sonra birdenbire bir sessizlik oldu. Bir gün Asi insanlarla iletişimini kesti. Dünyanın yönetimi yeniden insana ve doğaya bırakıldı. Herkes öncelere tedirgindi, kaos, büyük bir karmaşa bekliyordu.
sindirilemeyecek kadar çok bilgiyle baş başa kalmış bir insan ama beklenen olmadı. Gezegenin hassas dengesini korumak için insanlar bir araya geldi. Makinelerle el sıkıştılar ama doğanın sesine de kulak verdiler. Şimdiden büyümedi, iklim aşırılaşmadı, doğal kaynaklara saldırılmadı ama insanın bilgiye olan açlığı hiç azalmadı. İnsanlık bir yüzyılda çok şey öğrenmişti. Sadece makinelerle değil, doğayla konuşmasının gerektiğini de anlamıştı. Belli ki insan büyüdü. Birden köklerinde bir şey hissettim. Sanki başka bir canlıya dokunur gibi. İçim kıpır kıpır oldu. Adeta yerküre benim içimdeydi. Ben yerkürenin kendisi olmuştum. Saf bilgiydim. İşte 200. yaşıma böyle karşıladım. Yanı başımda gençlerle birlikte sonsuzlaştık ve geleceğe ses çıkardık. Buyur!